İyi akşamlar. Evet, ben geldim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok 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 iyiyim. En az sizin kadar iyiyim. Evet, bu akşam masalımıza başlayacağız. Ama önce tekerlememizi söyleyeceğiz, değil mi? Hadi bakalım, söyleyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, yine güzel bir evi olan bir ailenin 7 tane keçisi varmış. Evet, bir tane de anneleri varmış yani. Evet, bu anne keçi ormana gitmek ve çocuklarına da yiyecek bir şeyler bulmak için çocuklarını ev etrafına toplamış. 7 tane çocuğu varmış. Evet. 7 tane. Onlara demiş ki, ben şimdi size yemek getirmeye ormana gidiyorum. Ama sakın ola ki kapıyı açmayın hiç kimseye. Neden? Çünkü kurt gelirse sizi yer. Demiş. Merak etme anneciğim, merak etme anneciğim demiş 7 tane yavru keçi. Biz kapıyı hiç kimseye açmayız. Merak etme demiş. Ve anne keçi yola koyulmuş. Neyse, gitmiş ormana. Bu sırada da bunu gözetleyen kurt hemen anne uzaklaştıktan sonra kapıya vurmaya başlamış. Kapıyı açın! Ben geldim, annenizim sizin. Size yemek getirdim. Hayır demişler, hayır. Anneniz daha yeni gitti. Biz kapıyı açmayız çünkü sen kurtsun. Senin sesin kurt. Bizim annemizin sesi değil. Demiş. Bunun üzerine kurt. Evet demiş, yanlış yaptık. Hemen doğru gitmiş bir tebeşir almış. Tebeşir tut 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 kırmış onu yemiş. Ve sesi incelmiş. Sesi incelince hemen tekrar geri gelmiş. Açın, açın kapıyı. Yavrularım ben geldim, ben geldim demiş. Ondan sonra ses iyi de. Ah, bir bakmış. Anneleri demiş ki bir gün onlara. Bak, kurdun ayakları siyahtır, koyu renktir, kahverengidir. Aa, demiş. Bir bakmışlar kapının altında pencereler. Ah, ayaklar kahverengi. Hayır, hayır demiş çocuklar. Sen bizim annemiz olamazsın. Senin ayakların çok kara. Sen kurtsun demiş. Kurt, eyvah yakalandık demiş. Doğru fırına gitmiş çocuklar. Evet, fırına ne demiş? Bana biraz hamur verir misin demiş. Ayaklarım demiş çarptı da demiş taşa demiş. Çok ağrıyor. Biraz hamur verir misin demiş. Onlar hamur vermişler. Daha sonra hemen ayaklarının üzerine bir güzel hamurla kapamış. Ondan sonra demiş, bunun demiş beyaz olması için şimdi değirmene gideyim demiş. Değirmene gitmiş. Değirmen demiş ki değirmenci demiş bana demiş biraz un verir misin demiş. Ayaklarımın demiş üzerine demiş sürmek istiyorum demiş. Hamurun üstüne demiş. Hemen değirmenci hayır demiş veremem. Neden demiş biliyor musunuz? Muhakkak bu kurdun vardır bir düşündüğü demiş. Ondan sonra veremem demiş. Eğer demiş sen vermezsen seni hemen şimdi yutarım. Deyince hemen korkusundan da değirmenci gitmiş hemen ona un vermiş. Hemen kurt da ayaklarını bembeyaz yapmış. Gel kapıya gelmiş. Gelmiş. Bu saat tok 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 vurmuş. Açın çocuklarım gel geldim size yemek getirdim. Hadi aç kapıyı demişler. Ondan sonra ses fena değil. Ondan sonra benziyor. Ayaklarına bir bakmış. Ayaklar da beyaz. Tamam demiş. Bu bizim annemiz demişler. Kapıyı açmışlar. Çocuklar. Kapıyı açınca hemen bunlar bir tarafa saklanmışlar işte. Bir tanesi yatağın altında, birisi koltuğun altına, bir tanesi sandalyenin arkasına, işte birisi masanın arkasına, bir tanesi de şeye saklanmış, saat kutusunun arkasına saklanmış. İşte bir tanesi dolabın arkasına. İşte 7 tanesi hepsi saklanmışlar.
Bakan o sırada hepsini kurt bulmuş. Her birini işte dolabı açmış, orada yutmuş. Ondan sonra kapıyı da açmış, gitmiş kurt. Sadece bir tanesi saat kutusunun içerisinde en küçük olan keçi orada saklanmış. Ondan sonra bunun üzerine anne yorgun argın gelmiş. Ondan sonra abi bakmış kapı açık ardına kadar. Demiş ki anne keçi, eyvah eyvah demiş, kurt geldiyse ahlam yok yok canım demiş. Neyse girmiş içeriye, hemen bakmış, aramış yavrularını, hiçbir tanesi yok. Nasıl ağlamış çocuklar, nasıl ağlamış anne keçi. Eyvah benim gitti, ben neden bıraktım, onlara başka türlü yemek alsaydım. Aa, nasıl ağlamış çocuklar. O sırada bir bakmış bir ses. Anneciğim, anneciğim demiş, ben buradayım demiş, içinde kaldım demiş saat kutusunun içinde, beni çıkarır mısın demiş, çıkartmış. Ondan sonra şey demiş yavru keçi, şey demiş, anne demiş, kurt geldi demiş, ondan sonra hepsini yedi demiş. Ondan sonra bunun üzerine bahçeye çıkmış, biraz yürümüş, çimlerin üzerinde bir bakmış ki bir kurt, arka üstü böyle uzanmış. Ama karnında böyle oynamalar var. Ay demiş, yoksa demiş bu demiş benim demiş yavrularımı mı yuttu demiş. Acaba demiş karnında mı demiş. Hemen eve dönmüşler. Bir iğne, bir tane iplik, bir de makas almışlar. Doğru geriye gelmişler, kurdun yanına gelmişler. Kurt da oynuyor. Hemen ne yap? Eve makası onun için almışlar. Karnını böyle kesmişler kurdu. Anne kesmiş. Ondan sonra bir bakmış yavrularından bir tanesi kafası çıkmış. Hemen onu almış. Arkadan öbürü, öbürü. 6 tane yavruyu almış. Çıkartmış. Hepsi de yaşıyormuş. Hemen iğneyi, ipliği böyle ipliği iğneye geçirmiş. Ondan sonra gelmiş. Tam yapacak, şey yapacak, kapayacak şeyi. Ay aklına gelmiş. Sen demiş bize kötülük yaptın, benim çocuklarımı yedin. Hemen demiş taşları toplamışlar, gelmişler o taşları kurdun karnına doldurmuşlar. Evet, ondan sonra evet demiş, doldurduktan sonra başlamış anne dikmeye, dikmiş. Ondan sonra tekrar böyle eve gelmiş, çocuklarıyla birlikte kapıyı da güzelce kilitlemiş. Kurt mu ne olmuş? Ne olabilir çocuklar? Başlamış böyle susamış. Allah demiş çok susadım ben demiş şurada kuyuya gideyim de şu kuyudan demiş susuzluğumu gidereyim demiş. Fakat ayağa kalkıyor ama içinde takır tukur takır tukur bir ağır bir şeyler var. Acaba diyor bu yavrular gitti de bu içimdekiler ne diyor? Neden böyle bir ağırlık? Derken tam kuyunun önüne geliyor. Tabii ki ağırlıktan eğilip de suyu içeceği vakit yup kuyunun içerisine düşüyor mu? Evet. Evet, boğuluyor. O taşlar ağır geliyor tabii ki. Ve diyor ki evde de anne keçiye 7 tane yavrusu var ya. Allah diyor. Şimdi diyor. Anne, anne. Hepsi bağırıyor. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Öldü, öldü, kurt öldü. Öldü, öldü, kurt öldü diye. Bir seviniyorlar. O kuyunun etrafında dolanıyorlar. Sevinç çığlıkları atıyorlar. Ve mutlu bir şekilde evlerine dönüyorlar. Bir daha var. Yok. Anne nereye giderse gitsin 7 tane çocuğunu yanına alıyor. Öyle gidiyor. Yiyecekleri öyle oluyor. Ve bir daha da hiçbir kötülük başlarına gelmiyor keçiciklerin. Evet. Güzel değil mi? Vallahi ben çok beğendim. Size anlatırken de zevk aldım. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen pijamalarımızı giyip çup yatağa yatıyoruz. Ama sana dinledim. Hadi bakalım. Siz bana ne yapıyorsunuz? Ben size ne yapıyorum? Diyorum. Evet ne diyorum? İyi geceler. Tatlı rüyalar.